Herkese merhaba ben Derya Soğuksu, Clarivate firmasında Web of Science grupta bölgesel çözüm danışma olarak görev yapıyorum Menat bölgesi için. Bugün sizlere yeni Web of Science hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle bir PowerPoint sunum yapacağım, hemen arkasından da örnek uygulamalara geçiyor olacağız. Yeni Web of Science ile ilgili bilgiler vermeden önce değinmek istediğim birkaç yenilikten bahsetmek istiyorum. Bunlardan biri Web of Science grubun Türkçe portalı olduğunu ve bu Türkçe portalına da Clarivate LibGuides sayfalarından erişebileceğiniz şeklindedir. Mümkün olduğu kadar bu alana Türkçe bilgileri eklemeye çalışıyoruz. Bir diğer yenilik diyebileceğim, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye bölgesiyle e, bölgesinin değişen araştırma ortamına ilişkin yeni bir rapor yayınlandı ve bu raporu e, hepinizin eminim bildiği Institute for Scientific Information tarafından yayınlandı. Yine bu rapora da Clarivate sayfasından erişim sağlayabilirsiniz. Web of Science Akademi oluşturuldu ve bu akademi içerisinde dersler bulunmakta ve bu e, derslere size uygun zamanlarda katılabilir, akademik yayıncılıkla ilgili temel becerilerinizi geliştirebilirsiniz. E, tamamlanan her eğitim için indirilebilen sertifikalar vardır. Kayıt olmanız gerekmekte. E, şu an hangi eğitimler diye bak bakacak olursak da atıf davranışı, hakemlik çalışmalarıyla ilgili eğitimler şu an bulabilirsiniz. Eğitimlerle ilgili içerik geliştirilmeye devam edilmektedir. 20 Ocak 2021'den itibaren aslında söyleyebileceğim e, bir yenilik. Bu e, şu an e, Web of Science'ın Android cihazlarda ve iOS'larda kullanabileceğiniz My Research Assistant isimli aplikasyonu devrededir. Bunu kullanmak için direkt e, iOS ya da e, biraz önce belirttiğim gibi Android cihazınıza indirebilirsiniz. My Research Assistant isminde. İki tip by research assistant kullanıcısı var. Bunlardan bir tanesi web of science kullanıcıları için. Bir diğeri de web of science abone olmayanlar için. Ekranda gördüğünüz gibi farklı e, haklarla tarama yapılabilmektedir. Web of science kullanıcıları örneğin sadece topik tarama ki, topik tarama makalenin adında özetinde anahtar sözcüğünde taramaydı. Bununla birlikte Yazar taraması, yayın adı taraması, Keyword Plus taraması gibi farklı taramalarda yapabilmekteler. Şimdi yeni Web of Science'dan biraz bahsedecek olursak, e, kapsamlı bir arayüz'e, hızlı sayfa yüklemelere, geliştirilmiş bir tasarıma ve devam eden yenile yenilemelere e, sahip olduğunu söyleyebiliriz. Amacımız, araştırma iş akışlarınızda zamanınızdan ve emeğinizden e, tasarruf sağlamaktır. Şu an e, klasik web of science arayüzü açık ve kullanılabilir durumdadır. Bununla birlikte yeni web of science'ın e, arayüzü de geliştirilmeye devam ediliyor ve şu an her ikisi birden erişilebilir durumda. Bununla birlikte yeni nesil web of science'a e, 2021 içerisinde yine gelişmeler devam ediyor olacak. Kişiselleştirilmiş deneyimler yeni web of science'da daha sıklıkla görmeye başlayacağız. Biraz önce de bahsettiğim gibi e, şu an her iki arayüze de erişim mevcut. en Enüzülemeyi isterseniz klasik arayüzden sağlayabilirsiniz. New Web of Science is here çekitahat kısmına tıkladığınızda klasik arayüzden yeni arayüze yüze geçiyor olacaksınız. Ve şu an Kasım 2021'den 21'den beri özür dilerim e, bu iki erişim söz konusu e, ve bu hedeflenen değişim tarihinde bu yaz olarak belirtebiliriz. Neler yeni eklendi? Biraz ondan bahsetmek isterim. Yeni tarama alanları var. Bu taramalarımızı artık Web of Science kategorilerine göre özet içerisinde, kelime ter terimlerimizi özet içerisinde, yayınlanma yılına göre, indekslenme tarihine göre ve anahtar sözcükleri ki bu anahtar sözcükleri Keyword Plus kısmını Web of Science ekibi eklemektedir. Bu alanlarda taramalar yapabilirsiniz ya da yazar e, e, kelime yazarların belirlediği anahtar sözcüklerde taranabilmekte. Ee, Advanced Search kısmında da yeni bir sorgu oluşturucu var. Hemen üzerine gelip tıkladığınızda ki az sonra örneklerini göstermeye başlayacağım. Ee, pek çok özelliği bir arada kullanabilir ve taramalarınızı şekillendirebilirsiniz. Birden çok alanı bir araya getirebilirsiniz. Tarama setlerini ekleyebilir, düzenleyebilir, birleştirebilirsiniz. Örneklerle çok daha açıklayıcı olacaktır. Tarama sonuç sayfalarına baktığımız zaman, yani bir taramayı yaptık ve bize gelen sonuç listelerine baktığımız zaman yine hemen ilk tarama alanına üzerine tıklayarak taramamızı güncelleyebiliriz. Bununla birlikte bu tarama sonuç sayfalarımızı Sıralamak için pek çok e, işte atıflara göre, tarihe göre, kullanıma göre e, sıralayabilmek mümkün. Kopernio, e, eski adı Kopernio olan EndNote Click ile tam metin erişimleri sağlayabiliriz. Ve e, yine ekran içerisinde girdiğimizde göstereceğim gibi yeni işte filtrelerin geldiğinde belirtmekte fayda var. Bu filtrelerden biri early access filtrelemesi. Amacımız erken erişim içeriğini bulmayı veya hariç tutmayı kolaylaştırmak için en son makaleleri bulabilen veya raporlama amacıyla hala basılmakta olan makaleleri kaldırabilen yeni bir erken erişim filtresini sizlere sunmuş olduk. Tarama sonuçlarını artık yayıncıya göre filtrelemede söz konusu. Publishers filtrelemesi ekranın sol tarafında ve sadece Web of Science Core koleksiyon için tarama sonuçları sayfasında erişilebilir durumdadır. Bir diğer kısım oldukça istenen bir özellikti, tarama sorgusunu paylaşmak için Copy Query Link yapıldığı zaman yapılmış olan taramanın bilgilerini paylaşabilirsiniz. Başka bir web sayfasına kopyaladığınız anda da ilgili tarama sayfası açılıyor olacaktır. Kayıtları aktarma, bildiğiniz gibi Web of Science'da verileri aktarmak istediğimizde 500 kayıt aktarımına kadar izin verilmekteydi. Yeni Web of Science ile birlikte bu aktarım sayısı 500 kayıttan 1000 kayıta çıkmış durumdadır. Peki sonuçların analizini yapmaya başladığımızda ise yeni bir takım analizlerin de eklendiğini söyleyebiliriz. Bunlardan birisi açık erişim yöntemlerine göre sonuçları analiz etmek. Bir diğeri konferans başlıklarına göre analiz etmek. Bir başkası da Web of Science'daki indekslere göre yani örneğin Science Citation Index Expanded'daki eee yayınlar, Emerging Sources Citation Index'te bulunanlar, konferans bildirileri Social Science Citation Index ya da Book Citation Index olarak sıralayabilir. Yapılan taramalarda ekranın hem Tarama sonuç sayfasından You may also like başlığıyla makale önerilerini hem de herhangi bir yayının üzerine bir kaydın üzerine tıkladığınızda yine o kayıtla ilişkili makale yayın önerilerini görebiliyor olacaksınız. Search history kısmında da tarama zamanı eklendi. Hemen şu ekranın sol tarafında görmüş olduğunuz gibi işte hangi saat diliminde bu taramanın yapıldığını görebiliyorsunuz ve tarama geçiş işlevleri de genişletildi. Şimdi örnek uygulamalara geçeceğim ama biraz da atıflardan bahsetmek istiyorum. Çünkü atıf raporlarında da Create Citation Reports yaptığımız alanda da pek çok güncelleme var. Bunlardan bir tanesi bu gördüğünüz gibi tek grafikte yayınların ve atıflarının görünümlerinin tek bir ekranda, tek bir tabloda görünür olması. Bununla birlikte Örneğin burada görünen 5377 yayın bildiğiniz gibi aşağıda listeleniyordu ve bu her bir yayına ne kadar yıllar itibariyle atıf aldığını görebiliyorduk. Bu alanda örneğin bu 5377 yayından buradaki eksi işaretine tıkladığımız zaman iki tanesini çıkartabilir ve bu sefer 5377 yayın üzerinden analiz sonuçlarına erişip sağlayabiliriz. Bu listede de en fazla 10'a kadar yayın listenirken şu an 50'ye kadar arttırılmış durumdadır. H index çizgisi de daha görünür hale getirilmiştir. Bir diğer e, özellik ise şu an beta versiyonu var. Enriched cited references olarak zenginleştirilmiş atıf referansları, atıf referanslarının e, aslında bir görselleştirmesi bu, e, görselleştirmesi ve bu görselleştirme ile bir makale de bir referanstan nasıl atıf yapıldığını anlamamıza yardımcı olmak amacıyla hangi referansların yakından ilişkili veya en etkili olduğunu bulabilir ve referansın amacını anlayabiliriz. Bu ekranda göründüğü şekilde çıkıyor olacak ki bunun da örneklemesini az sonra yapıyor olacağım. Araştırmacı profilleriyle ilgili de kısa bilgi vermek isterim. Bu ekranda gördüğünüz gibi araştırmacı profil sayfasına eriştiğimiz zaman Pablon's'tan edinilen bilgilerle kişinin resmi, güncel afilasyon bilgileri, tercih edilen isim bilgileri bulunmakta. Bununla birlikte yazar pozisyonunun numarası yani ilk yazar, son yazar ya da sorumlu yazar bilgileri ee, ve işte en çok işbirliği yaptığı kişiler gibi bilgilerle e, bilgileri burada bulabiliyoruz. E, çünkü önemli olan araştırmacı profillerinin biraz daha genişletilmiş bilgilerini paylaşabilmek. E, elbette burada şunu sorabilirsiniz. Evet biz bunu daha önce de zaten Web of Science'da görüyorduk diyebilirsiniz. E, Web of Science, yeni Web of Science güncelleştirilirken eski e, klasik Web of Science'da da ...güncelleştirmeler yapılmıştır. Dolayısıyla bazı e, bilgileri... ...yine aslında... ...yeni Web of ait bir takım güncellemeleri... ...eski tarafta da görüyor... E, ...durumdasınız. Onun da bilgisini paylaşmak isterim. Yazar profilleri içinde bir... ...görselleştirme var. Bunun adı... Author Impact Implot diye geçmekte. E, ve burada... E, ...ekranın solunda gördüğünüz gibi... ...yeni bir görselleştirmeden bahsediyoruz... Burada kişinin tüm yayın listeleri, ama son iki yıl hariç, güncel iki yıl hariç tutularak e, verilmekte. Burada e, isterseniz son on yıl ya da tüm kariyer yaşamı açısından inceleme yapabilmek mümkün. E, 1980 sonrası ve sadece makale ve derleme türündeki yayınların ne kadar etki yarattığını göstermekte. Ve bu bilgiler sizlerin Pablos'un özel dashboard alanından da erişilebilir durumda. Ancak bu Bimplot'un ekranın sol tarafındaki görünümü için Web of Science profiline gereksinimiz olacaktır. Web of Science profil sayfalarının oluşturulması pek çok biliyorsunuz ki Web of Science'ın özelliğini işte çıktı alma raporların oluşturulması gibi pek çok özelliğini ya da alarmlar oluşturulması gibi özelliklerini... ...aktive etmektedir. Ultra Impact Bin Plot'ı da... ...yine araştırmacı profillerini gösterirken... ...size... ...paylaşıyor olacağım. Yazar kayıtlarında... ...dergi adı bilgilerinin de... ...üzerine tıkladığımızda... ...Journal Citation Reports bilgileri de... ...çıkabilmekte. Elbette burada... ...aboneliğe bağlı bir... ...bilgi paylaşımı söz konusudur. Daha sonraki adımlar... ...sunumun başında da söylediğim gibi... Geliştirmeler, yenilemeler devam ediyor. Örneğin e, isteyenler için tek bir metin arama kutusu, yazar alanları ya da e, kişisel bir deneyim sağlamak amacıyla kişiselleştirilmiş dashboardlarda yine geliştirilme geliştirilmeye çalışılan alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi artık yeni arayüze geçip yeni arayüzden bu anlattıklarımızın örneklerini sizlerle paylaşmak isterim. Burası gördüğünüz gibi yeni web of science sayfası. Şu an bu ekranda gördüğünüz kısım ise klasik taraf. Klasik arayüzden isterseniz şu an New Web of Science is here çekitat kısmına tıklayarak yeni web of science'a geçiş sağlayabilirsiniz. Yeni web of science'a geçtiğiniz zaman ilk ekranımızda hemen diğer ürünlere abonelikleriniz varsa ya da kullanmak istiyorsanız örneğin At not Click'i ya da Pablons'a Master Journal geçiş yapmak istiyorsanız bu alandan Product kısmının altından geçişler yapabilirsiniz. Biraz daha aşağıya indiğimizde Search In kısmında Web of Science Core Collection. ve eğer aboneliğiniz varsa diğer web of science platformunda bulunan kaynaklara da erişim sağlayabilirsiniz. Advanced tarama yapmak istiyorsanız direkt advanced search taramasına buradan tıklayabilir. Ve tarama alanlarınıza daha geniş bir perspektifle inceleme yapmak istiyorsanız ed row yaparak tarama alanlarıyla ilgili daha fazla geniş seçeneği kullanabilirsiniz. Şimdi ben örnek uygulamalar kısmına geçmek istiyorum. Ne demiştik? Yeni tarama alanları var. Buradaki kısma tıkladığım zaman güncel olarak görünen tarama alanlarının listesine erişim sağlayabilirsiniz. Yeni tarama alanları için örnek, Web of Science kategorileri, Keyword class, yazar anahtar sözcükleri, hemen burada gördüğünüz gibi Web of Science'daki indeksleme tarihine göre bir analiz görebilirsiniz biz buradaki örneklerimizden Web of Science kategorisi seçiyorum. Ve Web of Science kategorilerinden de Nutrition ve Dietetics konusunu seçiyorum. Daha yazmaya başlar başlamaz kelimenin türeviyle ilgili anahtar Web of Science kategorilerini listeliyor olacaktır. Nutrition and Dietetics'i seçtim. Ve yine yeni bir alan olan yazar anahtar sözcüklerinde tarama yapmak istiyorum ve buradan direkt auto keywords'ı seçerek bir örneğin child kelimesini yazıp üzerine de yıldız koyuyorum. Yıldız koyduğum zaman tarama sonuçlarında bu kelimenin türevlerini de taraması için talepte bulunmuş oluyorum aslında. Yani children, childhood gibi kelimelerde bulursa nutrition, dietetics ve of science kategorisi olan ve yazarın da kelime e, anahtar sözcük olarak da çay kelimesini kullandıysa bana getir demiş oluyoruz ve search yapıyorum. Açılan tarama sayfasında biraz önce belirttiğim gibi direkt bu alana tıklayıp taramamla ilgili yeni örneğin sadece bana 2020 yılı yayınlarını getir gibi tekrar bir e, tarama ekleyip yeniden search yapabilirim. Copy Query link kısmına tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi bu tarama e, sorgum kopyalanmış durumda. Yeni bir sayfa açıp o sayfaya bu alanı kopyaladığım zaman bu tarama sayfasına erişebiliyor oluyor. Peki bu ilk açılan ekranda neleri görüyoruz? Yeni özellik olarak biraz önce belirtmiştim. You may also like kısmı burada gördüğünüz gibi erişilebilir durumda. Burada bir e, algoritma kullanılarak size... Öneriler yapmakta. Tekrar Publication listesine döndüğümde 13.087'lik sonuç listesine erişim sağlamış oluyorum. Bu ekranda neler görüyoruz? Yine aynı benzer şekilde Refine Results kısmında, ama burada gördüğünüz gibi yeni birtakım takım filtreler eklendi. Bunlardan bir tanesi Review Articles. Bunlar özellikle Review türü, derleme türü yayın içeriklerini bizlerle filtrelememizi sağlıyor. Ve gördüğünüz gibi her birinin yanında birer ikon var bu filtrelerden. E, bu hızlı filtrelerden aslında. Bu open access olan yayınları bana sadece filtrele. Early access olan yayınları filtrele. Ki early access ile ilgili bir örnek de göstermek isterim. Bununla birlikte hemen aşağı indiğiniz zaman yıllara göre olan filtrelemeler, döküman türü ki early access örneğin e, yayınlarının filtrelemelerini buradan dahil edebilir, bırakabilir ya da exclude yaparak bu tarama listesinden çıkartabilirsiniz. Biraz daha Web of Science konu kategorilerini görüyorsunuz. Bir dergi birden fazla konu kategorisine girebilir. Yani Nutrition and Dietetics'teki yayınlanmış bir yayın aynı zamanda Pediatrics konusundaki bir dergiye girmiş olabilir. Yazarlar, afilasyonlar. Hemen biraz daha aşağı indiğimizde yeni bir filtre bu da yayıncılara ilişkin e, herhangi bir yayın evindeki yayınlanmış yayınların see all yaparak ilk yüzdeki yani sonuç listesinden ilk yüz, en çok yayın yapan ilk yüzü burada görüp e, herhangi birinin içerisinde sadece bana X yayın evindekileri göster diyebiliriz. Şöyle biraz daha yukarıya çıktığımda bu sefer istersek bu sonuç mi direkt Analyze Result kısmına tıklayabilirim. Analiz kısmına girdiğimizde de yine bir takım yeni analizlerin eklendiğini söylemiştim. Bunlardan biri Web of Science. kategorisi olarak belirtilim, özür dilerim, açık gelişim olarak belirtilmişti. Web of Science kategorileri vardı ve konferans başlıkları gibi analizler vardı. Web of Science indeksleri vardı. Gördüğünüz gibi sonuç listemdeki yayınların kaç tanesinin Science Citation Index Expanded'da ya da Social Science Citation Index'te yer aldığını görüyoruz. Burada elbette bir derginin örneğin herhangi bir psikoloji dergisinin kapsam olarak bakıldığı zaman hem Science Citation Index Expanded'da hem de Social Science Citation Index'te olabileceğini hatırlatmak isterim. Biraz daha aşağıya doğru indiğinizde bunların direkt seçip ilgili sonuçların listelenmesini sağlayabilirsiniz ya da burada üzerine gidip bir records yaptığınız zaman da da bu ilgili kayıtlara erişim sağlıyor olursunuz. Hemen isterseniz buradaki gördüğünüz gibi tree map şeklinde alabilir. Bar grafa çevirebilir. Ya da bu görseli, buradaki görselleştirmeyi saklayabilirsiniz. Ve sakladığınız zaman direkt altta, alttaki tabloya erişim sağlarsınız ve eğer varsa da 50'ye kadar ya da daha fazla kayıt buradan da 25 kaydı örneğin görebilmek mümkün. Şimdi e, biz tekrar back to search results kısmına tıklayayım. E, eğer bir profiliniz varsa bildiğiniz gibi örneğin bu taramanın alarmını oluşturabilirsiniz. Böylelikle size e, yeni yayından çıktıkça e, elektronik posta adresinize geliyor olacaktır. Ee, yeni özellikler açısından sonuç listemizi bir listeledi e, baktığımızda Burada gördüğünüz gibi e, open access ya da review articles bilgilerini görüyoruz. Örneğin buradaki üç tane noktaya sıraladım e, tıkladığımız zaman bunun aksesyon numarasını, Web of Science aksesyon numarasını kopyalarsınız. DOI numarasını kopyalarsınız. Copy article link aynı biraz önceki query'de gösterdiğim gibi bunun linkinin kopyalanmasını sağlarsınız. Şimdi ya da bunun mark listesine ekleyebilirsiniz. Erişimler elbette eğer üniversitenizin linkleme çalışmaları yapıldıysa bu alanda e, üniversitenizin aboneliği olduğu kaynaklara da erişiminiz söz konusu olabilir. Ama benim bu alanda göstermek istediğim özelliklerden biri enriched Cited References olan kısım. Hemen üzerine girip tıkladığımda sistemde ilk açış yaptığınız zaman bunlarla ilgili size yönlendirmeler yapılıyor olacaktır ve bunun nasıl işleyeceğini adım adım size göstermek için show me demeniz yeterlidir. Şimdi biz bir örnek bakalım bu yayın açısından. hemen bir saniyenizi rica ediyorum. Sonuç listesini bulacağım. Geri dönüş yapayım. Evet. Üç numaralı araç makalenin üzerine tıklıyorum. Ve bu alanda neler gördüğümüze bakalım. Hemen bu alanda gördüğünüz gibi e, fon sağlayıcılarına ilişkin bilgilerin olduğunu görüyoruz. Buradaki We Funding Test kısmına baktığınız zaman bu fon bilgilerinin yukarıda e, taranabilir formata döndürüldüğünü görüyoruz. See More Data Fields yaptığınız zaman bu kayıtla ilgili olan bilgilere erişim sağlıyorsunuz. Daha detaylı bilgilere erişim sağlıyorsunuz ama gördüğünüz gibi bu kayıtta site Cited Reference'larla ilgili zenginleştirilmiş bir bilgi de var. Bunun üzerine tıklayıp detayını görmek için e, sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi bu yayın yazılırken 37 tane farklı kaynaktan yayın e, atıf yapıldığını görüyorum ve bu atıflardan 25 tanesinin introduction bölümünde, 2 tanesinin sonuçlarda, 14 tanesinin discussion tarafında, 21 tanesinin de e, methods kısmında olduğunu görüyorum. Şimdi diyelim ki biz methods kısmındaki e, referansları incelemek istiyorsak şuradaki alana tıklamamız yeterli. Açılan ekranda burada bir takım dotlar belirleyecek. Şu an ekranımda çıkmadı bunlar. Ama bütün bu referansların nerelerde yayınlandığına ilişkin üzerine girip tıkladığınızda ilgili alana geçecek. Örneğin bu 37 tane e, referansın Farklı gösterleştiği e, görünümlerine baktığımız zaman bütün referanslar şeklinde bakabilir. Gördüğünüz gibi 62 tane toplamda e, atıf yapılmış. E, 32 fark 37 özür dilerim, farklı yayından. Ya da en çok e, farz edelim ki bu yayından e, en çok atıf alan yayını merak ediyorsak, Sait'in article highest'ı seçmemiz yeterli. Gördüğünüz gibi bu yayın 6 defa kullanılmış olduğunu görüyoruz makale içerisinde. Aynı zamanda bu yayının da ne kadar atıf aldığını ve ne kadar referansı olduğunu da görebilmek ilgili sayfadan mümkün. Bir diğer göstermek istediğim özelliklerden biri de hemen Web of Science'da ana sayfaya geçmek istiyorum. Yapmış olduğum taramalarda bir de öyle access olan bir yayının bilgisini sizlerle paylaşmak isterim. Hemen şöyle biraz daha aşağı indiğimizde şu anki gördüklerim açık yarışım. Bu pakaliyi de bir göstermek istiyorum size. Tekrar sonuç sayfasına dönüyorum. Pardon biraz beklettim. Sonuç sayfasına tekrar döndüm. Şimdi burada sadece early access yayınları göstermek istiyorum dediğim zaman bir quick filters yaparak refine yapmam yeterli. Şimdi gördüğünüz gibi listemizde filtrelemeler var bu filtrelemelerden bir tanesi de öyle access'ti. Hemen bunun üzerine girip tıkladığımızda göstermek istediğim şey şudur. Document type kısmında gördüğünüz gibi hem yayına uygunluk yayın doküman türü artikel olarak hem de Early access olarak görmekteyiz. Bu yayın yayınlandıktan sonra yani bir cilt, sayı ve sayfa bilgisini aldıktan sonra buradaki document type kısmındaki öyle access bilgisinin kattığını ve buraya ekstra bir yayın tarihinin geldiğini görüyor olacaksınız. Tekrar web of science'a tıklamak istiyorum. Ve yeniden bu search tarafından devam etmek gerekirse export alanında biraz önce belirttiğim gibi örneğin excel dosyasında records from kısmının Burada birden 500'e kadar olduğunu daha önce görüyorduk. Şu an birden bine çıktığını görebiliriz. Şimdi bir göstermek istediğim bir başka tarama da advanced taramadır. Web of Science'da en, öncelikle ilk sayfaya dönüyorum ve advanced search kısmına tıklıyorum. Taramalarımızda geliştirilmiş bir takım özelliklerin geldiğini söylemiştim. Şimdi daha önce yapmış olduğum bir taramayı buradan çıkartayım. Şu aşağıya doğru indiğinizde gün içerisinde yani oturum açıkken yapmış olduğunuz taramaların bilgilerini buradan erişim sağlayabilirsiniz. Biz en son güncel olarak Nutrition and Dietetics ve Chart kelimelerini birlikte taramıştık hatırlarsınız ve 13.087 tane yayın bulmuştuk. Şimdi yeni bir tarama yapmak istiyorum ve burada All Fields alanından afilasyonu seçiyorum ve bu afiliasyonlardan öz, öz örneğin 13 bin küsür sonuç listesi içerisinde İstanbul Üniversitesi'nin yayınları varsa tespit etmek istiyorum. Afiliasyonu seçtim. İstanbul Üniversitesi diye yazıyorum. Add to query dedim. Query dediğim alan. Burası add to query dediğimiz zaman bakın İstanbul Üniversitesi eklendi. Biraz daha aşağıya inip add to search kısmına giriyorum. Burada bana nasıl eklemem gerektiğini soruyor. Add with and yani ve kelimesiyle ekle deyip benim buradaki 10 numaralı taramam olduğunu hemen ekliyor ve tekrar buradan search yaptığımda bu 13.000 kayıttan 13 tanesinin İstanbul Üniversitesi'ne ait afiliasyonlu yazarlar da bulunduğunu görebiliyorum. Üzerine girip tıkladığınızda buradaki yazarlarımızdan Gördüğünüz gibi İstanbul Üniversitesi olduğunu da görebilirim afiliasyonu. İleri ataramanın elbette pek çok özelliği var. Bununla, bununla birlikte zamanımızın kıstı sebebiyle şimdi biraz da sizlere atıflarla ilgili bilgilendirmeleri göstermek isterim. Atıflarla ilgili taramamı yaparken de yazar taraması örneğini kullanacağım. Web of Science'ın üzerine gelip tıklıyoruz. Burada çok özür dilerim, Outer döndüm. Bu alanda isterseniz e, kişinin Org ID'si ya da e, research ID'si ile giriş yapabilirsiniz. Ben burada isimden giriş yapıp örnek göstermek isterim. Seçtim ve dedim. Şimdi isime kayıtlı aynı isimde farklı kişilerin olduğunu görüyoruz. Bu kişiler aynı da olabilir. Kişinin yapmış olduğu yayın türlerine göre e, ya da farklı bir algoritmaya göre burada ayrı görünüyor olabilirler. Ama bakın bu kişi e, buradaki ikinci yazar yayınlarını seçmiş ve kendisine bir Research ID'si var. E, yani bu yayınların kendisine ait olduğuna dair bir doğrulama yapmış. Bu yazar profilinin üzerine tıkladığımızda Buradaki bir public profile kısmına tıkladığınız zaman Pablons hesabı görünecektir. Ee, hemen biraz daha aşağı indiğimizde kişinin isimlerinin farklı yazılışları çalıştığı kurumlar bilgilerini burada görüyoruz. 32 tane yayını olduğunu ve bu 32 yayının H indeksinin 18 olduğunu yani 18 tane yayını en az 18 atıf aldığını görüyoruz. Wave Citation Report yaparsanız atıf analizinin olduğunu görüyoruz. Şimdi burada 32 tane yayın, 575 tane farklı yayından atıf almış. Biraz daha aşağı 789 tane de toplam atıfı. Biraz daha aşağı indiğimizde artık yayınlarını ve atıflarını tek bir tablo halinde görebiliyoruz. Ve biraz daha aşağı indiğimizde de gördüğünüz gibi bu 32 yayının listesi ve her bir yayını aldığı atıf bilgilerini görüyoruz. İstersek buradaki 32 yayın ve üstte baktığım zaman gördüğünüz gibi 5, 789 atıf almıştı. Bu 32 yayın listesinden örneğin buradaki eksi işaretine tıklayıp analizimi 31 yayın üzerinden yapıyorum. Ve yukarıya gittiğimde hem H index bilgisinin hem de toplam alının atıf ve citing article bilgilerinin değiştiğini görüyorum. Bir tane daha 697 atıf var şu an. Bir tane daha atıfı ilişkin yayını çıkartıyorum. Eksi işaretine tıklamam yeterli. 30 yayın üzerinden artık bir hesaplama yapılabilmektedir. İlk kişinin H indeksi de burada gördüğünüz gibi değişiyor. İsterseniz bu yapılan en son işlemleri tekrar çarpı işaretine tıklayıp yeniden ilk haline çevirebilirsiniz. Şimdi e, tekrar şurada back to research e, back to search results kısmına tıklamak istiyorum. Burada gördüğünüz gibi ilgili araştırmacının analizini sonuç listelerini görebilmek ya da işte e, çalışmayı filtreleyebilmek mümkün. Ben tekrar buradaki search kısmına tıklayacağım. Ve yazar taramasına ilişkin bilgi de ...Outer Impact beam Plot özelliğini de göstereceğiz. Hemen tekrar ilgili yazarımızı seçtim. Şimdi ne dedik? Kişinin h indeksi 18, yani 18 yayına en az 18 atıf almış. Burada göstermek istediğim yeni bir görselleştirme... ...Outer Impact beam Plot Summary. Burada bir özet tablo var. View Full Bin Plot yapabilmeniz için bir Web of Science profiline ihtiyacınız olduğunu söylemiştim. Burada gördüğünüz gibi son 10 yıl ya da bütün kariyer yaşamı boyunca tabloyu güncelleyebilirsiniz. Son 2 yılda yapılan yayınlar dahil edilmemiştir. Hemen buradan son 10 yıla baktığımız zaman bu tabloda neyi görüyoruz? Bu tablon bizi hemen detaylarını da aşağıda şurada nasıl okunacağını da detaylı şekilde görebilirsiniz. Şunu göstereyim. Örneğin araştırmacın 2012 yılında Fizik Applied konusunda yapmış olduğu bir yayına 14 atıf almış. Yine aynı yayın, aynı yılda özür dilerim, yine Fizik Applied konusundaki bir araştırma ise 27 atıf aldığını görüyoruz. Insights'tan alınan bilgilerle bu yayının diğer e, aynı konu alanındaki, aynı yılda ve aynı materyal türündeki konu alanına göre almış olduğu atıfları atıfların yüzdesinin yüzde 77. Bunda ise 57 olduğunu görüyoruz. Ve bu, burada yıllık medyanın da yeşil şeklinde görüyoruz. Bu kişinin araştırmalarının yıllık medyanının yüzde 74 olduğunu, yüzde 74'lük dilimde olduğunu görebiliriz. Buradaki orta kısımdaki kısa çizgiler ise Overall medianın yani kişinin on e, buradaki da, da, araştırma sonucundaki 10 yıllık medianını bize gösterecektir ki burada eğer 50 ve üzerinde ise kişinin yapmış olduğu çalışmaların kendi konu alanındaki yapılmış diğer çalışmalara göre daha yüksekinde olduğunu, ...50'nin altında ise ise daha düşük olduğunu söyleyebilmek mümkün. Bu author impact plot özelliğini incelemeniz yararlı olacaktır sizlere bir fikir verecektir. Yazar e, pozisyonunu burada görebilmek mümkün ya da yazarın ortak çalıştığı daha çok ortak çalıştığı e, diğer yazarları da görebilmemiz mümkün. Bir diğer yeni paylaştığım bilgilerden biri de yayın listeleri içerisinde gördüğünüz gibi direkt üzerine tıkladığımız zaman dergiyle ilgili son 5 yıllık e, ve son e, Journal Citation Reports yılına ait ilişkin bilgilerin bilgilerinde görünüyor olmasıdır. Burada da aboneliğe göre değişen bir görünüme sahip olabilirsiniz. Evet bugün anlatabileceklerim bunlar ama bir de sunumun başında da değinmiştim. My Research Assistant ile ilgili bilgiyi de göstermek isterim. Gördüğünüz gibi Clarivate'in sayfasına girdiğinizde My Research Assistant olarak yazdığınızda ...IOS'a ya da Android programlarına direkt indirebilirsiniz. Her bir özelliğin nasıl indir e, kullanılmasına gerektiğine dair... ...çok daha fazla bilgiyi bu alandan takip edebilirsiniz. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sorularınız olursa her zaman yanıtlamaktan memnuniyet duyarım. Bu anlamda e-mail adresimi de paylaşmak isterim. derya.sokuksu.klaravet.com e-mail adresim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.